Bazı değerlerin yerini doldurmak maalesef çok güç. Bir gün bu dünyada canlı çıkmış hiç kimse yok. Bir gün hepimiz öleceğiz ama bazı boşluklar öyle derin yaralar açıyor ki yerini maalesef dolduramıyoruz. Bu genç kuşağın da bu değerli sanatçıları tanımasını isterdim. Bazen biz hep Ankara'da yaşıyoruz ama bazen karşılaştığımızda ustayla hangi oyuna koysanız olur, hangi oyunda rol verseniz oynar. Çok değerliydi, çok kıymetliydi. Biz de şahsım ve kurumum adına çok üzgünüm. Aileye başsağlığı diliyorum, sevenlere başsağlığı diliyorum. Onların burada bir nebze de olsa sesi olabilirsem ne mutlu bana. Evet yaz, evet havalar sıcak. Birçok sebebimiz var sevgilerimizi, sevdiklerimizi, yapacaklarımızı ertelemek için. Ama öyle anlar vardır ki ertelenmemesi gerekir. Ben bu sektörün, bu hayatın hak etmeyen insanlara hak etmediği değeri verip hak eden insanlar karşısında suskun kalmasından nefret ediyorum. Şehir Tiyatrosu'nda bu senede repertuarda olan Kuğu'nun şarkısı oyunu, Bora Seçkin hem yönetti hem oynadı, hem de Naşit Özcan'ın oynadığı bir oyun. İşine ne kadar titizlikle yaklaştığını gördüm. Onun çevirisini yapmıştı. Odamda onu misafir etme şerefine nail oldum. Evren'e teşekkür ediyorum. Hiç karşılaşmadan es geçebilirdik birbirimizi. Tek tesellim Şehir Tiyatrosu ailesi olarak ona kendini özel hissettirdik. Ve o kadar güzel şeyler söyleyerek çekildi ki odamızdan. Ben çok mutlu olmuştum. Kendisi aynı zamanda bir nezaket abidesi. Maalesef son dönemde nezaket kelimesinin altı o kadar boşaldı ki çoğu insan bunu kibarlıkla falan karıştırıyor. Çok özel bir kavram. İşte bunu yaşayan vücut bulmuş haliydi kendisi. Ama burada benim için bir baş hoca yatıyor. Bu insandan hayatta ki sanat adına, kendi adıma pek çok şey öğrendim. Ben onu seviyorum, hepinizin de sevdiğini eminim. Hepimizin başı sağ olsun. Herkese sabır diliyorum. Kıymetli Nazım, dualarınızı, dualarımızı dergahın izniyle kabul ediniz. Amin. Kıymetlilerimiz o merhametiyle muamele eylesin. Çıkmış oldukları ulvi, ukrevi, hayır dua olarak aranızdan ayırmak isterim. Kıymetli
ve o beyefendileri ve merhum ve hanımefendileri dünyadayken Allah'a Resulü'ne uydum hazır olan imama. Eğer kişi niyetle Allahu Ekber Allahu Ekber Allah'ın ruhuna burada bulunan kıymetli Selahattin Allah'ın daha gerek yok. Gireyim mi? Geldim. Pardon. Efendim. Bir koridor. Yavaş. Daha çok üzgünüm çünkü Mart ayından beri kendisine suçluluk duyuyorum. Twitter'dan günlerce, haftalarca yalvardım, kan için yalvardım. Ve demiştim, devlet büyüklerimizin hepsini etiketleyerek yalvarmıştım. Sadece cenazemize çiçek gönderip telgraf çekersiniz demiştim. Şöyle bir çiçeklere baktığınız zaman hepsi çiçek göndermiş. O kadar önemli bir insanı kaybettik ki ve o kadar önemli bir insana son günlerinde o kadar acı çektirttik ki. Yani bir sedyede 5 saat acil servis sedyesinde yattı. Bir türlü doktorlar karar veremedi, koyamadı, oraya yatıramadı. Bunu hak etmedi. Çok değerli, çok önemli bir hoca, hocaların hocası. 94 yaşında, yani en hoş tutacağımız zamanlarda filmlerinde oynadığı ünlüler neredeler? Yılmaz abi çok özel bir insandı. Biz Bez Bebek'te birlikte çalışma fırsatı bulmuştuk. Onun iş disiplinine ve işine olan aşkına her zaman hayran olmuştum. Çok kısa bir anı anlatmak isterim. Bez Bebek sesli çekim değildi, dublajla çekiliyordu. Ve kendisi sürekli senaryoyu ezberleyip öyle gelirdi ve asla sufle almazdı. Onu gördüğüm an zaten onun iş aşkına olan saygım kat be kat artmıştı. Çok özel bir insandı. Işıklar içinde uyusun. Çok üzgünüz. Herkese başsağlığı diliyorum.